Savol, avvalo Alloh taoloning izni bilan shu darajaga yetishdingiz. Ya, Allah'tan kabul soruyoruz. Yani kaysi insanla sizge yardım verişti yaşlığınızda, şu derecede yetişiz, şu kollaştı, kaysi tür tamamını. İkinci Elbette. Sualım, ben yaşlığınızda kaysi usulle bilen Kur'an'ı yadlayansız. Üçüncüsü, ustozlarınızdan kaysi tür olgan dakkiyiz, yok ki nasihatiz sizi yana yan kopra yadlayışke, hareket kılışke türkü bugün. Yaşay. Cüda, anlamı dedim, yani dilimi okup size Allah'ım özünü veli aşnalardan kısın sizi. Demek bizge Kur'an'ımızga asasen yardım bergen Allah'ım rahmeti olsun. Dedem rahmetullah aleyhi otam. Bizde cizada kallar aldı. Ota deyiladi dedene. Toşkende ede der mi de? Ede. Edemize Allah razı olsun. O bir zat yani nahsebuhu ala khir. Allah rahmeti olsun. Cüda bir mumun Kur'an ehli bugün. Şunaqa Kur'an ahliydiler ki oşa Abdülbasit Ebu Samet'le kubi eşitip her kurganımda illa eşitseler yığılardılar. Bir günü kana kadar dünya aşı sıkıp koygen benim ama bugün Mısır'dan Kanıkül'de kigen ben tatilde kirsem oşa Abdülbasit Ebu Samet'le eşitip oturgen egenler. Tuhtattılar da hey bola dediler menge upeyt. Sen sarıklar yapırlar. Kiyin size yedigen bu anı. Ki ettiler ki, bana dediler, ana o Abdülbasit Ebu Samet'ti, o zaman ben geldim, ben mesela bu meydim, ben bu meydim, ben dedim ki, iş mesela bu meydim dediler. Ki ettim, ben dedim, bizim ota yani, ota mıyım, okşata mıyım, ben onu dedim. Bir iki okşatı şereket kılıyordum. Evvel, ayeti verken ben de, ben bilmeyim ben dediler, ve hud da erkelik kıldılar, kullas. Kullas şunu ayeti verken dediler, peşin namazdan keyin idi bu. Keyin ben ettim ki, asır bulsun, yok, haz ayeti veresen dedi. Şimdi çünkü o zaman hanadanımızda ziyaretçiler köp geledi. Ozan her türlü bu Arif Qarım eytedi. Geceyimce bir bülbüllerdi, bülbül eytti kaysi bir qarı. Üyümüzde köp ozan eytilişliği, özümde oşa ozan icazatım. Yani Şeyh Abdullah Yemeni kelip hanadanımda kelip oşa Hanefi mezhebdeki icazanı berip gitgenler. Onamın yem duaları bugün. Oşa zatını, oşa ihlası muhabbeti diyeyim ben de. Yok ki... Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu şimdi Abdülbasit Ebu Samet'ti. Boş, şu bir ikinci tekbirleri ve imkan kadar o şartı verdim. Demek bizge asosan şicaat verirken, belki evveli de bizi bu ilimge mecbur edenler. Biz çünkü bu ilimi kadirlemekemiz. İmandan yiroq bo'lganmiz, islomni bunaqa bilmaganmiz. Shu otaning rozichiligi bo'lar ekan. Muhimi shuni o'qisak deya, o'qigin desalar o'qiverganmiz. Keyin alhamdulillah Robbimizni taniganmiz va bundan keyin Qur'onni sevib qolganmiz. Demak, asosan bizga shijoat bergan, balki o'sha duolari bilan mana shu aytganingizdek, sizga bugungi kunda qiroatdan xabarini berib turishlikni bizga nasib qilganda Alloh o'zi nasib qilib Otamızı barakatlar bugün. Fakat bizge bana şu Kur'an, Kur'an, Kur'an deyivergenlerden biz şu halde ki programımız. Şimdi elbette Mısır'a borganımızdan keyin oşa dua bilen, oşa bereke bilen bardık. Ve yada keyin Allah Ta'ala şunçelik yolumuzu asan kıpaydı ki oşa bana Baratullah ustaz oturttular. Şu ustaz bilenimiz aeroportu uzdan ak biz Kur'an bilen bağlandık. Aeroportdamiz 7 talik Peugeot mashina ha domla o'sha haydovchini yonida o'sha ujrachi deyiladi taksistni oldida o'tiribdilar va keyin domlam savol berdilar unga domlamni odatlaridan keyin bilsam o'zlari aytib berdilar domla shunda shunaqa bo'lgan edi nima bo'lgan edi deya so'radim-da 2015-yilmi 2016-yil so'radim domlamdan Qorijon dedilar, men dedi, odatim shu, biri bilan tanishsam, birinchi ismi sharifi, keyin Qur'on o'qishni bilasanmi deyman dedilar. Baratullo ustozimiz, domlamiz. Keyin unda ham unga aytuvdim, ha bilaman dedi, keyin menga o'qitdi. Birinchi domlam o'qib berganlarda bilaman. Domlam shunda qaysi surada o'qigansiz? Ana, men chunki yodlagan joyimda, men u payt yarim bora ko'proq bilardim, bir bora bilmas edim. Lekin Yosindan yodlagan edim-da. Domlam Yosindan o'qidilar. Domlam ham albatta o'zimizni Husari bo'lib o'qidilar. Keyin u kishiga aytdilar-da, domlam o'qib bering dedilarmi? Men endi shu qiroat eshitayapman, bunaqa qarayapman-da. Baxtimga o'sha oyna tarafda o'tirib qolgan.
anaqa shofyorning orqasida emas, haydovchining bu yoqlarda. Bunaqa qarayapman. Mikrofon yoki radioda o'qiyotgandek o'xshaydi. Radio. Nohotki bizda endi u paytda 94-yil xayolimizga ham kelmasdi bir haydovchi o'sha taksisni bir pora yotlaganligi, yotlashligi. Shunaqa o'qdi. Keyin men o'sha mashinada turib niyat qildim. Allohim, sen meni qanday bir yuklarga olib kelding. Allohim, bu yurtni taksislari shunday o'qiydigan bo'lsa, men bu yerda birinchi senga va'dam dedim. Mashinada ketyapmiz. Senga va'dam, men birinchi bu elda Qur'on yotlab olaman dedim. Shundan boshlandi. Demak, otamizni barakotlaridan ketib domlam o'sha kuni biz bilan bizga ustozlik qilib yo'l boshlab, chunki bizdan oldin borganlar Misrga manzilgacha birga boryaptilar. Shu qaytishlari ekan, bu yoqqa kelib qaytishlari bo'lgan. Shu bilan qay joyga tushsak, bir xonaga, talabalar yotadigan xonaga tushdik. U xonani ro'parasida o'sha Sheyx Yusuf turardi. U xulosa ham Izzatul Qur'onni qo'yib qo'yardi. Izzatul Qur'oni Karim 24 soat Misrda o'chmaydi. Qur'on radiosi. O'sha yerda keyin eshitavurdik, eshitavurdi. Qur'on kiraverdi, kiraverdi. Shu bilan alhamdulillah keyin mana shu holat kelib qoldik-da. İkincisini, ikincisini aytdingiz ki, o'sha yoshligingizda kimni eshitib. Biz albatta biz bu yoqda ko'p ta'lim ola olmaganmiz O'zbekistonda. Chinozda o'sha ustozimiz Bahodirxon hazratlardan bir paroga yetib yetmay, lekin yosinga bo'lgan muhabbatimizdan yosinni yodlagan edik. Bo'ldi, boshqa ikkinchi pora yo'q. Taborakni yodlagan edik. Taborak surasi hammamiz uchun yod. Keyin shu holatda endi nimaga ketdik? Endi borib ko'rdik, hammasi Qur'on. Hammasi Qur'on. Endi u paytda biz boya yuqorida aytganimdek, ovozga qiziqardik. Ovoz Abdulbosit Absamat bir-biridan shirin, mingshaviylar, tablaviylar, keyin u yoqdan sureysilar kelib qoldi kasetalarda, sureysilar. Va u yoqdan Sheyx Huzayfiylar kelib qoldi. Keyin u yoqdan Sheyx Shuraymlar kelib qoldi, kasetalar yetdi bizga. Va o'shalardan Sheyx Ali Abdulloh Jabir hazratlari rahmatullohi alayhi Masjid-ul Haromda eng mashhur imomlardan. Sudaysiylardan oldingi imomlar. Sudaysiylar o'shalarni zamona oxirgi zamonda birga-birga imom bo'lib kelishgan. U zotlarni eshitdik, endi maza. Shu darajada bo'lardiki, o'zimni darsimni qo'yib-qo'yib yotlashim kerak. Meni vojibim bor, sanog'im bor, yotlamaymanda o'sha zotni eshitib o'tiraveraman. Eshitib o'tiraman. Xusoriylarni bersa, Abdulbositni ko'rsatsa, yo' deyman. Mana deyman. Eng zo'ri bu. Chunki nega? Rahmatullohi alayhi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين diye mana shu haligi tovushda aynan dimog'dan o'qirdilar. Dimog'dan chiqqan ovozlar menga juda ham yoqardi. Demak Qur'onni 14 paralarını o'sha kishining ovozi yodlaganman. 14 paralar. Keyin yonimizda qorlar, mahdi qiroatga kirdim. Undan keyin qarasam bu ovoz boshqa bir narsa ekan, tajvid boshqa bir narsa ekan. Mahdi qiroatga borib o'tirib bunday o'qisam, alhakum takasurni o'zida bir 7 ta xot aytadi. Deyman, men nima qilyapman deyman. Men bular qator o'qiyapman. Keyin bilsam u tajvidimiz boyaga aytganimizdek xafa ekan-da. Tushunarlimi? Keyin u shayxni hali ham yaxshi ko'raman. Balkim Alloh yana bir farzand berib qolsa Jabir qo'ymoqchiman inshaalloh. Chunki u zotni biz muhabbatida, u kishining qiroatini lazzatda Qur'on yodlaganmizda. Bizga juda ham ko'p foydalari tekkan. Alloh taolodan tushlarimizda ko'rishlikni umid qilib duolar qilamiz. Alloh rahmatiga olsin. U zot o'tib ketganlar. Demak, yoshligimizda asosan nima qilganmiz? Birinchi Qur'onni yodlaganda Ali Abdullah Jabir rahimahullohu ta'alani nimalarida ovozlarida ko'proq asosan keyin albatta so'nggi xatmonamiz Mahmud Xalil Husori hazratlari bilan bo'lgan. Oxirgi yodlagan suram chunki men pastki ankabutni pasi 10 pora bo'ladi. Yodlab olib tepadan tushib kelganimda endi Qasos surasi ankabut bilan uchrashadi. Qasos surasini o'sha aynan Mahmud Xalil Husori hazratlari bilan bitganman. Oxirgi betimni ham mana shu Qasos surasining tepasi to'liq bo'lmaydi. Qur'onni o'qiganlar ko'radi. Uni ham hatto o'qishni bilsam ham hurmatdan Qur'on talaqqi qilinadi deya
Mahmud Xoliq Xusoriy Hazrat o'qib berib, keyin orqalardan o'qib yakun qilib shayximga borib o'qib berganman. Bu demak nima? İkinci savolingiz. Üçüncü savolingiz asosan ustozlarimdan albatta ko'p dakka yeganman. Urilmaganman lekin alhamdulillah. Dakka ya'ni yengilroq. Dakkasi shuki aynan Sheyx Nabil Hazratlaridan qo'limizdagi daftarimizni olib, chunki bizga xatolarni yozgin derdilar. Sheyx Nabil qo'limizda playerimiz bo'lib, kasetali zamon bo'lardi. Yozdirsak, unga unamasdilar. Yo'q derdilar. Sen unda dangasa bo'lib qolasan. Menga beparvoroq o'qib berasan, keyin eshitib olaman desan, yozmagin derdilar. Lekin Sheyx Abbos rahmatullohi alayhiga hammasini o'qib bersam-da, ne o'qisam yozib olardim. O'qishni unardilar. Balki meni yozib olganligimdan boshqalar yozmaganligi uchun men kasetaga yozib olardim, xursand bo'lardilar. Sheyx Nabil nima qilardilar? Birinchi bir hukmni hozirga aytganingizda ihfoni o'rgatsalar, keyin ikkinchi kuni ertasiga o'sha o'rgatilgan hukmda xato qilib qo'ysak, albatta qo'llarida daftar. Boshidan qarab turardik. Daftar buklanmayaptimi, demak, zo'r o'qiyapmiz. Daftar qo'llari cho'zilsa, hozir deysan derdik. Lekin o'qiyapmiz. Keyin daftarni buklardilar, mana qilib tishlanardilar. Kallamizga do'ppimiz yaxshi ham foyda bering o'sha payt. Bop deb urardilar, u sizni uyg'otib yuboradi. Unaqa zarba berib sizni jarohatlamaydi. Lekin u juda bir yaxshi uslubda. Orasi ochiq bo'lganligi o'shani shamoli o'zi shayxning qo'li. Alloh rozi bo'lsin, Sheyx Nabil Dag'fali hali inshaalloh yozda keladiganlar, to'ramam chaqiramiz deganlar kelsalar albatta sizlarga ham suhbatni ruxsatini olib Xudo xolasa bir suhbat beradilar. Sheyx Nabil Dag'fali hazratimiz, ustozimiz hayotlar jazoirlik. Olim ulamo aynan Muhiddin al-Kurdi hazratlaridan aynan ko'p biz maqtagan Sheyx Haysam Mineyni hazratlaridan u kishi to'g'ridan-to'g'ri qiroat olganlar va uni bizga berganlar. Va eng katta ta'sirlangan so'nggi so'zim bu dakka Sheyx Abbos rahmatullohi alayhida bo'lgan. Baqara surasidan a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Sheyxga o'qib turibman. Allohu valiyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan-nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم قرن الطاغوت diye kasra bilan o'qdim. Sheyx Abbos ko'zlarini yumib eshitardilar. Bunday qilib. Demak, Baqara surasi Qur'onni boshlama. Bunday eshitib, butul dedilar. Nima? Nima? Nima deyapsan dedilar. Men maza qultu dedim men. Maza qultu dedim. Anta butul dedilar. Sen nima deyapsan dedilar. Keyin qarang. Awliyahum at-taghuti wala awliyahum at-taghutu dedilar. Timi tumu dedilar. Qarang, oldin so'rab olyaptilar. Keyin men endi nahu ilmiga ko'ra. Haqiqatda men shu kalla varam deyman ko'p. U kalla varam, mana u kalla uni mana u ko'zam g'ilay bo'lib qolganmi? Awliyahum at-taghuti deya ko'rib olgan ekanman. Yotlab olgan ekanman. Yotlab olganman va Sheyx Abbosdan oldin musobaqalarga qatnashganman. O'sha odam endi Sheyx Abbos rahmatullohi alayhining huzurida ti deb o'qibman, tuni o'rniga bitta harakat qarang. Nima dedilar? Tumi, timi. Keyin nahu ilmiga, grammatik ilmiga qaytdimda birdan o'sha yerdan o'ylab avliyohum tog'ut dedim. At-tog'utu dedim. At-tog'utu dedilar. Ha, tu dedim. Keyin ayva dedi. Xuddi shunday dedilar. Keyin shu yerdagi mana dakka siz aytgan dakka. Xalli balak dedilar. Mana shu to'g'ri. Ehtiyot bo'lgin, ogoh bo'lgin. Agar yana bir marta mana shunaqa xatoni qiladigan bo'lsang, ya'ni tuni o'rniga ti deb qo'ysang, deyaptilar. Mahma kunt, aynama kunt, aynama wasalt deyaptilar. Qayerda bo'lsang ham, ya'ni Qur'onni qayerga kelgan bo'lishidan qat'iy nazar tu'idul xatma marratani deyaptilar. Boshqa tuni o'qib berasan, men bu xatmonangni, bu qiroatingni bekor qilaman deyaptilar. Mana omonat. Mana ijozani nimasi uslubi. Mana ijozani san'atni omonat. Aytayaptilarki, qay joyga kelgan bo'lsang ham, mana deylik, oxirgi suralarga kelib qoldingiz. 30-chi paraga keldingiz. Aytayaptilarki, agar yana bir marta tuni o'rniga tix qo'ysang, ya'ni dommani o'rniga kasra qilib yuborsang, fathani o'rniga domma qilib yuborsang, deyaptilar, men bu qiroatingni bekor qilaman, seni ijoza sohibi demayman va yangitdan xatmonani boshlataman, boshqata o'qib berasan, deyaptilar. Mana shu menga buyuk dakka bo'lgan. Va undan keyin nima qiladigan bo'ldim?
Ondan keyin shu Shayx Abbosga borishdan avval yodlab suq borgan bo'lsam ham takror boshqalardan eshitaverdim. Shayx al-Huzayfiydan, bundan zo'r qilib boradigan bo'ldim-da, keyin alhamdulillah unaqa xato deyarli qilmadim.